Geçen hafta Kadınca Derbi skecinde oynadım. Ünal Yeter, Ömür Arpacı ve Büşra Pekin'le o sahneyi paylaştım. Biz çok eğlendik. Hatta provalardan daha çok eğlendik sahnede. Ya kızım ben her maçı akıllı uslu izliyorum. Öyle totem saçmalıklarıyla uğraşmıyorum. Lütfen üstüme gel. İçinde de var Ünal, içinde de var. Lan bir şey yok. Bu geceki skecim kıskançlık. Çok kıskanç bir kadını oynuyorum. Böyle o kim, o nerede, bu nerede, şu nerede falan gibi bir kadınım. Ya hiç alışık değilim böyle şeylere. Şaka şaka. Kıskançlık o kadar vahşice bir duygudur ki kendi benliğinizi kaybedip içinizden bir canavar çıktığını kendi kendiniz şahit olursunuz. Başkasının başına geldiği zaman rahatça ya canım sen de çok abartıyorsun derken sizin başınıza geldiğinde adeta canavar kesilirsiniz. Yarışmacımız Beren'in bir canavara dönüşmesini izleyeceğiz. Tatlım ben geldim. Hoş geldin tatlım. Nasıl geçti günün? Nasıl geçsin? İyilik, sağlık işte, yorgunluk. Öyle iş götürdü. Yavrum ne yapıyorsun? Kokluyorum, görmüyor musun? Niye? Koklamadan tanıyamıyor musun? Baksana yüzüme. Benim kocan... Bir dakika Ünal. Sen parfüm kokuyorsun. Evet, ne güzel işte. Ter mi kokayım hayatım? Ama bu benim parfümüm değil. Yavrum ben niye senin parfümünü sıkayım? Onu demiyorum. Üzerinde yabancı bir kadının parfümü var diyorum Ünal. Yabancı. Bir kokla bakayım memleketi çıkarabilecek misin? Allah Allah. Saçmalamaz mısın lütfen Beren? Ay şaka et. Buram buram kadın parfümü kokuyorsun Ünal. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Yani ben evet herhalde şey o ofiste ha. Kızlarla falan şey oradan bulaştı herhalde Beren. Yapma ya. Ha. Nasıl bulaştı? Yani bilemedim ki ben şimdi aynı ortamdayız ya oradan öyle bulaşmıştır ya. Garip mi bu aynı ortamdan bulaşsın Ünal? Parfüm insandan insana nasıl bulaşır ben biliyorum. Burnuma kötü kokular geliyor Ünal. Saçmalama hayatım şimdi bak nereden nereye geldik. Alo anne Ünal'ın üzerinde başka bir kadının kokusu var gelebilir misin? Lütfen moralim çok bozuk. Ben de seni seviyorum tamam. Yavrum ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Niye çağırıyorsun sevgili kaynanamı? Bu işi ailecek masaya yatıracağız. Hayatım o masaya yatırır da cinayet masasına yatırır. Canlı canlı otopsi yapar, beni keser bitirir. Zaten sevmiyor biliyorsun. Ha bir sebebi varmış demek. Beren lütfen bak kıskançlık krizindesin hayatım şu an. Bir sakin olur musun ya? Bak bir parfüm kokusundan nerelere geldik ama lütfen. Bilmiyorum ya abarttın mı acaba? Yani bir sakin ol tamam. Bir dakika, bir dakika! Ne orada? Ne oldu? Ne? Aha! Bir saç teli. Sarı ve düz bir saç. Saç kimin Ünal? Vallahi kimin? Ben de tam bilemedim ki hayatım şimdi. Oha! Bir tane daha! Ünal! Bir sürü sarı saçın açıklaması ne? Acaba ben kuaförde mi işe başladım? Çünkü benim aklıma şu anda başka bir açıklama gelmiyor yavrum. Beren evladım yuvanı yıkma. Bir parfüm kokusu yüzünden gül gibi kocanı yakma. Anne ceketin omzunda iki tane sarı saç teli buldum. Yazıklar olsun a**ın oğlum. Kızımı bozuk para gibi harcadı. Ben demiştim evladım bu çocukla evlenme. Bu çocuğun gözü hep dışarıda demiştim. Bu çocuk çok karaktersiz demiştim. Bu çocuk çok sinsi demiştim. Bir de hatırlarsan köse demiştim. Anne onun ne alakası var? Yüzünde kıl çıkmıyor, omzundan sarı saç çıkıyor. Oradan çağrışım yaptı. Yazıklar olsun içim yanıyor. Ben biliyorum bu sarışının kim olduğunu ve tahminimi söylemek istiyorum. Aman, aman söyleme. Söyleme yavrum, heyecanı kalsın. Yerli mi, yabancı mı? Ha, şaka yerli... Özgür de mi bu? Öznur? Öznur Hanım. Yapma hayatım. Kadın benim müdürüm ya. Ay müdürünü ayartmış. Ben demiştim. Ben sana söylemiştim. Bu çocuk çıkarcı, bu çocuk hırslı. Bu çocuğun gözü yükseklerde demiştim. Nasıl da bilmişsin her şeyi anne.
Sana göl oldu buralar anne. Ne yapıyorsun? Beren. Alo. Tuğba Ömür'ü de al gelin al. Parfüm kokuyor kesin beni aldatıyor. Aldatıyor Tuğba aldatıyor. Yavrum ne yapıyorsun? Anne sen niye gaz veriyorsun hayatım? Niye en yakın arkadaşlarımızı çağırıyorsun? Rezil olacağız ama. Gelsinler gelsinler. Gelsinler Beren. Mahkemede bunun aldattığına şahitlik ederler. Evi sen alırsın kızım, o ev senin. Ne yapıyorsun? Beren ne yap? Kime mesaj atıyorsun? Beren... Sana ne? Özgür'e bak sen. Kedi gibi alanını sahiplenmek için kokusunu bırakmış ama... Yedirmezler anam. Hayatım Öznur Hanım'la ne alakası var? Niye böyle şeyler yapıyorsun ama? Koş aç. Ay gelin gelin, benim moralim çok bozuk. Ya delirdiniz mi siz ya? Ne oluyor? Gel gel abi gel. Yine bizimkinin kıskançlık krizi tuttu. Allah aşkına neymiş? Ceketimde parfüm kokusu varmış da sarı saç varmış da. Aman yani. Beren. Sen şaka mısın? Ha? Hadi çıkar şu ceketi ya. Çıkar çıkar. Al, çıkar. Al abi. Allah'ını seversen. Ha. Şişt, lan bana bak. Ha. O sarı saç benim olmasın ha? Yani. Onun değilse senin hiç olmasın abi. Boş ver. Hayır, aramızdaki ilişki açığa çıkmasın diye söylüyorum. Allah ya. Ay ben burada gülecek hiçbir şey göremiyorum. Ver o ceketi. Kurcalamayın. Bunu adli tıbba göndereceğim. Katilin kimliğini gen testiyle öğreneceğiz. Katilin mi? Evet. Sen Beren'in hatalarından birisin. Sen en güzel duyguların katilisin. Derya teyzeciğim, şu ceketi bir de ben koklayabilir miyim? Beren, bazen Ömür'ün üzerinde de böyle kokular oluyor. Çünkü bazı kadınlar parfüm şişesini üzerine boşaltıyor. Ha? Ya merhaba demek için dostu ahbabı öpüyorsun, bir şey yapıyorsun. Koku bulaşır tabii, çok normal ya. Aynen abi, anlat işte bu kadar Beren. Peki, peki bu saçlar ne olacak ha? Bu saçların açıklamasını yapın. Ben bunları kaybetmeyeyim. Sevil Atasoy'a gönderelim, olayı çözelim. Derya teyze, seni bir tatile göndersek her şeyi çözeceğiz de. Ne? Tamam, kuru temizlemeye göndeririz, ceket olur biter ya. Ha? Evet, hatta ben onu kur temizlemeye götürüm. Ha? Ben onu alabilir miyim? Siz de bir yemeğe falan çıkın, bir şeyler yapın Allah aşkına ya. Ha? Yani. Çıkın. Bu ne? Ana! Haydi bunu açıklayın. Haydi açıklayın bunu, haydi. Açıkla. Yanaktan öperken dostunuz, ahbabınız ceketinizin iç cebine donanı mı sıkıştırıyor? Böyle dost mu olur? Böyle dost anca dost tutarsan olur. Ağırma Kenan. Tamam, Beren, Beren lütfen sakin. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Oğlum sen niye tükürüyorsun? Ne tükürmeyeceğim? Ne tükürmeyeceğim acaba? Ha? Gül gibi karının üstüne özürü mü kokladın sen ha? Yazık, 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 yazık. Bak şu gül gibi karına bak, bak. Bir de donun rengine bak, kırmızı. Ha bu Beren'in değil. Çünkü Beren kırmızı giymez. Niye? Esmer'i al bağla, geç karşısına otur ağla. Ay biraz oturup ağlayayım. Ölem, ölem, nerelere gidem? Ay git, git de nereye gidiyorsan git anne, git. Çemkirme! Çemkirme Derya teyzem haklıymış. Bu bacamın üstüne sen gül mü kokluyorsun ha? Özür mü kokladın yoksa? Abi bak doğru konuş, doğru konuş. Merhaba. Merhabalar Özgür Hanım. Ünal'ın ofisinde bir kez karşılaşmıştık. Nasılsınız? Ha evet, merhaba, nasılsınız? Ya ben tuhaf bir mesaj aldım da onun için geldim aslında. Özgür Hanım mesaj attı. Ha Beren, sen mi attın o mesajı? Evet. Öznur mu? Bu mu o? Ne oluyor burada Ünal? Anne, anne, anne. Bak oğluna Öznur Hanım diyor, o da ona Ünal diyor. Rahatlığa bak ya. Ben Öznur Hanım demesini hoş karşılıyorum. Çünkü ilişkideki sabit fikri değiştirmemişler. Güzel, güzel gidiyor her şey. Ne ilişkisi beyefendi, ne diyorsunuz siz ya? Ünal nedir konu? Bak şimdi tepem atmaya başlayacak ha. Bak 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 bak. Tepesi atacakmış hanımefendinin. Seni şunu kafana takalım da atmasın o tepen. Kırmızı don. Bu ne ya? Kırmızı don. Sana kırmızı çok yakışıyor. Ay ben ömrümde böyle rezalet görmedim. Ha
Asıl rezalet senin Ünal'la takılman kızım. Ne diyorsunuz hanımefendi siz ya? Ben nişanlıyım. Aa, Ünal'la mı? Kızım bu evli seni de kandırmış. Hayır efendim, başkasıyla nişanlıyım. Oho, Özgür'e bak sen, amma da hızlı çıktı. Kızım daha kaç kişiyi idare ediyorsun ya sen? Beren. Ünal, sen beni nasıl bu çirkin konunun bir parçası haline getirdin? Sen zaten bu konunun bir parçasısın. Biri erkek, biri dişi, bunu yapan iki kişi. Ay, ben bu iğrenç ortamda daha fazla kalmak istemiyorum. Ünal, burada ne dönüyor hiçbir fikrim yok. Ama ben artık seninle çalışamam. Tamam mı? Lütfen yarın gel, çıkışını al. Ne? Aynen öyle. Özgür Hanım. Zaten ilişki yaşayan iki insanın aynı ofiste çalışması çok zor, olmaz yani. Lan ilişki tespiti mi yapıyorsun bana burada? Az önce işten kovuldum, görmedin mi? Ziyan etti kızım. Bozuk para gibi harcadı. Allah aşkına, bu da bozuk plak gibi, yeter artık ama öf ya. Şuna bak şuna, hem suçlu hem güçlü. Üstüne bir de yüzünü kokluyorsun öyle mi yani, utanmaz. Ömür yapma, şansını zorlama. Zorlarsam ne olur, pis herif, adi zampara. Ha ben zampara öyle mi? Benim zampara, beni delirttin ulan tamam. Sen değil miydin Öznur'u kısrak gibi karı diyen? Ne? Ha ne oldu? Aynen aynen, geldi ne? Ofise 4 saat oturdu Öznur'u göreceğim diye. Al sana kırmızı. Derya teyze. Bak Ömür'e bak. Hayır yok öyle bir şey. Kendini kurtarmak için beni gömme. Öyle bir şey yok. Ben sadece gösteriyakisiyim. Ömür'ün üzerindeki o parfüm kokuları da Öznur'unki olmasın sakın Tuğba. Ay yapmıyorum. Yok artık. Ne yok artık? Ay ziyan etti Tuğba'yı. Bozuk para gibi harcadı. Derya teyze. O Öznur da ne malmış. Uçan kaçan elinden kurtulmuyor. Ay bırakın beni. Senden duş alıyorum Ömür. Yazıklar olsun sana. Tobiş! Tobiş! Gitme Tobiş! Tobiş! Tobiş gitme! Tansiyonum fırladı. Gel, ölen ben! Ay inşallah. Ay yarabbim. Ay hayatımın en kötü günü oldu. İşimi kaybettim. En yakın arkadaşlarım boşanıyor. Karım beni terk ediyor. Tansiyonu fırladı zavallı kaynanamın. Gerçi o bir teselli ödülü oldu da yani gerisi çok üzücü yalan. Ünal? Haki! Haki kardeşim ne oldu? Öznur oğlum haber verdi. Onun için mi geldin ya? Yok ya, ne haberi? Ofisten çıkarken benim cekete giymişsin. Ben de seninkini giydim getirdim. Al bakalım. Benimki nerede? Bana niye öyle bakıyorsunuz? Bakalım ne diyecekler, buyurun. Karakterin içindeydin. Başından beri kıskanç kadını çok iyi oynadın. Hiçbir şeyini bozmadın hiçbir şartta. Orada hiçbir sorun yok. Bu arada Derya da nur içinde yatsın. Nisa Serezli'ye çok benzettim Derya'yı. Tanımayanlar, evet, bilmeyenler için nur içinde yatsın. Nisa Serezli bizim çok değerli bir, evet, oyuncumuzdu. Evet. Ve Derya da yani gözlerim doldu, Nisa Hanım'ı hatırladım. Nur içinde yatsın inşallah. Buyurunuz. Evet. Ben performansı çok beğendim. Biraz abartılması gereken yerlerde çok dozunda abarttın. Düz oynanması gereken yerlerde çok güzel oynadın. Gözüme batan hiçbir şey olmadı aşağı yukarı. Çok tatlıydı. Sağ ol. Bence de her hafta Beren şaşırtmıyor bizi. Dolayısıyla bana kalırsa çok iyiydi performansı. Yine geçirdi. Belki bilmiyorum tabii, kıskanç mısın? Ya böyle yapar mısın? Bunu kıskandığım kişiye sorsak da. Yani acaba kıskansın. Şöyle düşündüm, kolay bir rol mü? Seni tanımadığımız için. Bu kadar onun için değilim. Bu kadar değilsin. Değil. Ama çok güzel verdin. Bence skecin karakteri gerçekten senin üzerine giyilmişti. Teşekkür ederim. Sağ olun. Puanları da hemen alabilir miyim? 8. Haluk Bilginer'den 8 puan geldi. Gülse Birsel'den. Benden de 8 puan geldi. Geçen hafta ne vermiştim? 9. 9'du. Hadi 9 vereyim bu hafta. Ne? Tebrikler. İçeriden ne gelecek acaba? Verdim, geldi mi? Geldi. Verdim. Bravo. Evet, buyurun efendim. Verdim.
Teşekkürler, çok mersi. Gayet iyi bir şekilde 7.8 ile alkışlayarak uğurluyoruz Berenat bizim. Çok teşekkürler.